Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Fenerbahçemizin yeni transferi Gustavo Henrique'nin bazı açıklamaları var ki çok ilginç açıklamalar. Yani pozitif manada çok ilginç, negatif manada daha ilginç açıklamalar. Nasıl yani? Şöyle anlatayım. Fenerbahçe çocukluk hayalimdi diyor. Hocam bunun neresi ilginç? Lan çocukluk hayalim diyor. Oğlum bu adam kaç yaşında neyin çocukluğu? E Fenerbahçe bizim yeni transferi Gustavo ki Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Günün röportajı programında. İlk günlerini vesaire anlattı. Çocukluk hayalimde kısmıyla başlayayım. Geldiğimde de belirtmiş olduğum gibi çok mutluyum. Her zaman Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynamayı hayal ediyordum. Bu benim için çocukluk hayalimin gerçekleşmesi. Yani Fenerbahçe değilmiş. Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynamak e, çocukluk hayaliymiş. O zaman tam gerçekleştiremedi hayalini. Fenerbahçe Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri mi? Hayır ne haddimize Galatasaray Mertens'i getirdi. Olur mu? Şu anda birçok arkadaşımız. Galatasaray Mertens'i getirdiğinden dolayı Fenerbahçe'yi bırakma noktasında. Bu arkadaşlar mesela evlenecekler. Evlendikten sonra sokağa çıkacaklar, bakacaklar. Yanlarından geçen bir çift olacak. Aa adamın yanındaki kadın benimkinden daha güzelmiş. O zaman karımı boşuyorum diyecekler. Tabi. Mesela bunların oğlu falan evlenecek, kızı evlenecek. Bakacaklar ki dışarıda çiftler birbirine yakışıyor. Oğlunu arayacaklar diyecekler ki hemen o kızı boşuyorsun. Sen ne saçmalıyorsun anne baba diyecekler. Diyecekler ki saçmal ben saçmalamıyorum. Hemen boşuyorsun. Çünkü onlar yani ben sokakta gördüm bazılarını. Onlar daha güzel sizden. Siz yakışmıyorsunuz birbirinize falan diyecekler. Tabi Böyle karakterli insanlar var aramızda. Ee, ya hocam adamların transferini övmeyelim mi? Adamların transferi iyi demeyelim mi? Adamların transferi iyi demek ayrı şey. Adamların transferini yere göğe sığdıramamak. Ağzından salyalar akıtarak anlatmak ayrı şey. Ve adamlar dediğin kim o da ayrı şey. Yani adamlar dediğin takıma göre sen bunların yapacağı her transferde araya girip 5 milyon euro fazla veren takımsın. Onlar seni ara bozan, komisyoncu vesaire görürken sen onları adamlar deyip bahsetmen tabii ki de ayrı bir ironi gibi geliyor insanlara. Bana göre çok tuhaf geliyor. Merak ediyorum nasıl Mertens'le o Rukaş Toşker'e Fenerbahçe 5 milyon euro fazladan vermemiş. O da ayrı mesele. Ben artık bıktım. Sıkıldım. Artık yorumlarda gördüm müydü? Hiç kusura bakmayın. Fenerbahçeli olmadığını düşünerek bazı arkadaşlara yol veriyorum. Usta'ya yani hareket yok. Galatasaray maçının zor olacağını biliyorduk. Maça iyi başladık. Erken bulduğumuz gol de bizi rahatlattı falan filan. Taraftar desteği farka sebep oldu diyor. Yani farklı bir oynama Çalan müzikler güzeldi. Taraftarlarla futbolcu arasındaki bağ 90 dakika iyiydi. Çok iyi karşılandım diyor. Ben şunu söyleyeyim. Gelen her futbolcuyu çöplemek acizliktir. Basitliktir. Sıradanlıktır. İş bilmezliktir. Ben bir şeyden anlamıyorum. Malım demektir. Yani bunu bu şekilde söylemektir. Sizin mal olduğunuzu ben anlarım. Eğer her gelen futbolcuya çöp diyorsanız benim gözümde malsınızdır. Niye? Çünkü fikri yok. Düşüncesi yok. Zikri yok. Her gelen futbolcunun çöp olma ihtimali zaten yok. Demek ki bu arkadaşımız yani akli melekelerini yitirmiş bir zavallı ya da milletin aklıyla hareket eden bir küçük mal. Yani aklınıza ne gelirse ben artık bu şekilde planlıyorum. Bu şekilde puanlıyorum. Bilginiz olsun. Biraz kendinize ait fikriniz olsun. Çok iyi karşılandım diyor. Bak Gustavo ile ilgili anlatayım. Çok iyi karşılandı. Diyelim çok iyi çıktı. Bugün çöp diyen arkadaşlar yarın öyle bir kıvıracaklar ki bir mala yakışır şekilde. Ya da siz karar verin neye yakışır şekilde. Gustavo Enrique mesela 10 maç mükemmel oynadı diyelim. 11. maç bir tane hata yaptı. Gol yedik diyelim. Kazansak bile gol yedik diyelim. Bunlar hemen ortaya çıkacaklar. Alın övdüğünüz Gustavo Enrique diyecekler. Ama artık diyemeyecekler. Çünkü engeli yedikleri için sizin de benim de canımı sıkamayacaklar. Jorge Jesus büyük teknik direktör o futbol için yaşıyor demiş. Ya yani buraya gelmeden hocamız beni aradı, bana kulübü, kafasındaki projeyi anlattı, beni istediğini söyledi. Kendisi hiç şüphe yok, çok büyük bir teknik direktör. Bir süre kendisiyle Flamengo'da çalışma fırsatını buldum. Hem defansif hem ofansif olarak uygulamak istediği çok iyi fikirler var. Çok talepkar bir antrenör, sürekli oyuncuların gelişmesini istiyor. Asla oyuncunun yerinde saymasını istemiyor. Alın size kritik bir cümle. Şimdi pes tabiriyle anlatayım. Herhangi bir futbolcuyu aldın, düzenleme moduna girdin. İstersen onun hızını 99 yaparsın, doğru muyum? İstersen onun hızını 76 yaparsın, doğru muyum? Bu senin elinde. Ha, Jesus da bunu istiyormuş işte. Her futbolcunun hızını 99 yapmak falan. Adam maçları yaşıyor diyor. Her gün daha iyi olmamızı istemesi çok iyi bir şey. Büyük antrenör Maçları yaşıyor. Futbol için yaşıyor. Futbol onun tutkusu. Siz sadece sahada 90 dakikalık bölümü görüyorsunuz. Antrenmanlarda çok daha fazlası var diyor. Hoculardan beklentisi yüksek. Sağ dışında kocaman bir kalbi var. Çok iyi bir insan. Büyük bir teknik direktör. Hedefimiz kupalar kazanmak. Şampiyon olmak için en iyi şekilde hazırlanacağız. Boyum benim için bir avantaj. Özellikle hava toplarında diyor. Sadece defansif anlamda değil. Ofansif anlamda da ileriye çıktığım zaman en iyi şekilde pozisyon alıp gol atmak istiyorum. Bunu geliştirmek için de antrenmanlarda daha çok çalışıyorum diyor. Fiziğim geliştikçe pozisyonu da belirlendi diyor. 5 yaşında futbola başladım. 7 yaşında forvet oynuyordum. Her geçen gün fiziğim gelişiyordu. Boyumuz yoktu. Daha sonra orta saha pozisyonu defansif ön libero oynamaya başladım. Geliştikçe böyle oldu diyor. Her zaman futbol oynamayı, futbolcu olmayı istedim. Burada tarihe geçmek istiyorum demiş. Mesela şampiyon olursak çok güzel tarihe geçersin. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de 10 numaranın yeni sahibi Arda Güler. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hangi futbolcunun Kaç numarayı giyeceği merak konusuyken Arda Güler'e 10 numara verildi diyor haberde. Ee, dün Joao Pedro'yaydı, bugün Arda Güler'e verilmiş. Bu sezon 10 numaralı formayı teletecek. Avrupa maçlarında 25 numaralı formayı giydi. Süper Lig için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listeye göre 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Yeni transfer Joao Pedro ise 20 giyecek demiş. Ya benim bildiğim Mesutlu liste verildi diye biliyorum. O yüzden değişemez diye biliyorum ama değişirse de yakışır mı? Yakışır. Bu benim hayalimdi. Yaz döneminde olmuş oldu. 10 demişken Cesus listeyi verdi. İşte ayrılacak 10 kişi. 10 tane kap. Hocam hiç lafı uzatma. Yorgunluk. Direkt isimleri ver. Vereyim mi? Bir Samat'ta biliyoruz diye çıkıyor. Bir de ben böyle anlatıyorum. Bir Samatta biliyoruz. Arkadaşlar Samatta için 3-4 kulüple görüşme halindeyiz. İnşallah kalma ihtimali sıfır. Ama ne zaman gidecek? 6 gün ya da 7 gün versem mi? 14-15 Ağustos'a kadar saydığım isimlerden herhalde yarısı gider. Tisserand 2. Biliyorsunuz Loan Perez geldi. Gustavo Enrique geldi. Tisserand bir nevi boşa çıktı. Zaten onlar gelmeden de düşünülmüyordu. E, Noak. Trabzonspor'daki Novak'ın ikizi e, ikisi gönderildiği için biz çok beğenmiyoruz. Keşke kendisi gelseydi. Bir de tabi Alioski transferi. Ferdi'nin sol bekteki çabası. Düşünün yani 8 numaradaki oyuncu sol beke devşiriliyor. Senden daha iyi oynuyor. Diye bir utanç kaynağı. Serdar Dursun diyor. Arkadaşlar Serdar Dursun taraftarın sevgisini kazandı ama Jesus'un gelişiyle 3. forvete geriledi. Hayır. Jesus'un gelişiyle sistem değişti. Bize duran değil çapraz koşuları iyi yapabilen ee, bir forvet lazım. Kızdığım ya da takıldığım tek nokta ne biliyor musunuz? Allah yer. Eğer Allah yer Fenerbahçe'de olsaydı bence Jesus Allah yerden çok çok iyi faydalanırdı. Bu da benim şahsi fikrim. Serdar Dursun için de görüşmeler var. 3 milyon euro, 3.250 civarına giderse şaşırmayın ama gitmezse yine şaşırmayın. Kesin bir şey söyle hocam. Ben söyleyemiyorum ki, futbolcunun kendi bile söyleyemez. <laughs> Pelkas Pelkas %100 gidecek ama Hull City'ye ama başkasına. Bakalım kime gidecek. O da 15 Ağustos'a kadar belli olur. Berişan. Her ne kadar mecburen kadroya alsak da sakatlıklardan, kart cezalarından dolayı. Beylikşahin'le ilgili Alman kulüplerle ilk görüşmelerimiz olumsuz sonuçlandı. Bizim istediğimiz ücrete yanaşmadılar, yaklaşmadılar, yaklaşamadılar. Ama şimdi yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Lemos, biliyorsunuz Emre Bözoğlu'nun kefil olup getirdiği Lemos, istenilen performansı veremedi. Onunla da yollar ayrılacak. Max Meyer. Arkadaşlar aslına bakarsanız Meyer sorun yapmayan bir futbolcu. Ama o da doğru takıma gitmek istiyor. En doğru yere gitmek istiyor. Lemos da Meyer de 15 Ağustosçulardan. Kolker O da 15 Ağustosçulardan. Ama biz Kolkır'a karşı bir saygısızlık yaptık. Vitor Pereira yerine Marcelo Bielsa ile görüşüp futbolcuyu ayarlayıp Tam futbolcu geleceğe sırada gidip Yelsa ile anlaşamayıp Vitor Pereira ile anlaşıp sonra da nau nau demeye başladık. Ben bilmiyorum ben bu konuda futbolcuyu haklı görüyorum. İster bana kızın ister kızmayın ama bence bu konuda futbolcu haklı. Bence futbolcu haklı arkadaşlar ne derseniz deyin. Ne derseniz küsün. Muhammed Gümüşkaya geçen sezon Giresun'da kiralık olarak forma gidi. Jesus'un planlar arasında yer alıyor da almıyor da. Çünkü e, açık ve net konuşuyorum. Rossi gidebilir. Rossi gider. Yerine kimseyi alamazsak. Düşünülebilir mi? Düşünülebilir ama yani Muhammed Gümüşkaya bilmiyorum. Şimdi yorum yapmak çok riskli. Çok ama çok riskli. Niye çok ama çok riskli? Çünkü Muhammed Gümüşkaya'nın e, gitmesi de muhtemel, kalması da muhtemel. Bilmiyorum ben oyumu hangisinin yana kullansam ama gidecek gibi duruyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Gidecek gibi duruyor ama kim ya da kime gidecek? E, bu da ciddi bir karmaşa. Ama Muhammed Gümüşkaya eninde sonunda Fenerbahçe'de bir sezon dahi olsa geçirir mi? Ya bu sezon geçiremeyecek. Ama Muhammed Gümüşkaya'na ilgili tek bir şans, yani tek bir ihtimal Rossi giderse Rossi'nin yerine bu penzayı falan alamazsak o zaman kalabilir. Ama o zaman da sanki baya baya e, kısıtlanmış bir kadromuz olmuş gibi olur. Valencia teknik direktörü Gattuso. Maxi Gomez'in 5. metatarsalda yani ayak kemiğinde bir sorun yaşadığını açıklamış. Bakın Gattuso. Şimdi Serkan Akkoyun'da Maxi Gomez'le ilgili müthiş bir analizde bulunmuş. Takımının işte e, ne kadar kısır bir takım olduğundan bahsetmiş. Ya yani takımın ne kadar kısır bir takım olduğundan bahsetmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun ve demiş ki hani ablam bu adamlar bu kadar kısırken bu adam ne yapacaktı demeye getirmiş. Haklı. Lakabı El Toro yani Türkçe meali boğa. Fizik gücünden dolayı bu lakabı almış diyor. Bakın fizik gücü. Fizik gücü. Neydi bizim ana problemimiz? Gol atan, rakip savunmayı kemiren, hızlı koşan fizikli forvet. Dördü bir aradaysa zaten sıkıntı değil. Bu arada Arjantin Enzo çöp ettiği veto etmiş. Uruguay ile Maxi Gomez'e onay vermiş. Valencia ile görüşmeler sürüyormuş. Ee, 8 milyon euro artı bonuslarda bulunmuş falan filan. Biz bunları zaten bildiğimiz için size sürpriz gelmese gerek diye düşündüm. Hocam peki sence ne olur? Bence güzel olur. Her şeyin hayırlısı olsun. Ya ben şunu söyleyeyim şahsım adına bir öngörüde bulunayım. Bilmiyorum ben Maxi Gomez'i biraz beğendim ya. Yani izlediğim kısa skills videolarından beğendim ama bu demek değil ki şöyle böyle. Ee, bugün Abu Bakar ismini gördüm. Fenerbahçe adına. Birisi ortaya bir taş atmış öbürleri çıkartmaya çalışmış. Merak ediyorum arkadaşlar. Yani e, ee, Abu Bakar'ın özelliği nedir? Ya da nereden aldınız bu duymu? merak ediyorum. Bir. İkincisi yabancı sınırı kaldırılıp kaldırılmamayla ilgili bir şey var arkadaşlar. Ee, bana soruyorlar yabancı sınır kaldırılacakmış hocam astı var mı diye. Bilmiyorum videolarımı izleyin. Attığım videoları. Orada çok defa konuştuğum için fazla da girmek istemiyorum. Hocam Crespo gidiyor mu? Valla Crespo için her gün bir teklif falan filan var, var deniliyordu ama şu an için hiç kimse almak istemiyor. Ee, yani bilmiyorum nasıl olacak nasıl edecek ama hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Sonrasında başka herkes şu anda Galatasaray'ın şeyini konuşuyor. İçerideki tartışmayı. Benim çok umurumda değil. Bakın istediklerini alsınlar. Ya bunu niye anlamamakta ısrar ediyorsunuz? Ya 2021-2022 sezonunda Beşiktaş kaç tane futbolcu aldı? Şimdi bizim kanalda bir tane eleman var. Ne kadar da dönek değilim dese de döneğin önde gideni kralı, bayrak tutanı, bayrak çekeni geçen sezon burayı inletti. Bak dedi Beşiktaş pijanı çaldı bir baştuğayı aldı iki birini daha aldıydı ya Bakalım. Eşiktaş 2021-2022 kadrosu. Şuradan bakayım. 2. Başka sorulan Hani ben savunmadan itibaren başlayayım. Rozier var. 3 dedi. Tamam mı? Rıdvan Yılmaz'ı saymadı. Onu adam yerine bile koymuyor. Ama bir tek Rıdvan Yılmaz parayla gitti. Ee, başka Montero dedi. Dört. Vida var dedi. Beş. Bakın bekleyin. Beş. Alex Teşkeira var. Altı. Ondan sonra Atiba var. Yedi. Ee, Josef var. Sekiz. Pijaniç. say saydım ben başta herhalde. Sekiz. Onu saymayayım. Josef'i saydım. Larim var. Dokuz. Hani bu, bu kadar adamları vardı. Fenerbahçe'de bu kadar yıldız var mı? Kesinlikle Beşiktaş şampiyon olacak dedi. Dediği gibi Beşiktaş ilk dokuzun içine girdi. Aynı şekilde Trabzonspor için ben şunu söyledim. Trabzon en hani hazır e, hakemlerinde bir iki işareti vardı. Biraz daha hakem desteği alırsa şampiyonluk yarışına gireceğimiz takım belli diyordum. Hakikaten de öyle oldu. Trabzonspor için de şunu söylüyordu. Onlar diyor da asla şampiyon olamaz. Onların kadrosunda futbolcu bile yok. Diyordu. Ee, sonuç ortada. Yani sonuç ortada arkadaşlar. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Bu sene de aynısını söylüyorum. Arkadaşlar şampiyonu ilk 2 maç, 3 maç transfer, transfer sayısı futbolcuların CV'sinde yazan takım isimleri belli etmez. transfer Şampiyonu oynanan oyun, yapılan hatalar ya da yapılmayan hatalar desteklemeler, desteklememeler, rakibine destekler, rakibine destek olmamalar adalet gibi kavramlar belirler. Tabii kağıt üstünde size göre takımınız iyi futbolcular almış olabilir ama kağıt üstünde iyi almış olabilir. Bunun sahaya yansıması önemli. Galatasaray orta sahası Enzo Onzi ile Serili orta saha şu orta sahadan daha can yakıcıydı ama sonuç ortada. Allah Fenerbahçe taraftarına akıl fikir versin. Biraz da a aidiyet duygusu versin. Biraz da Fenerbahçe'yi savunma duygusu versin. Eminim A Spor'u Fenerbahçe kanallarından daha fazla izliyorlardır. Ki zaten kıl kitle bunlar. Adamı hasta eden, deli eden kitle bunlar. Bunlar A Spor'u falan filan daha çok izliyorlar. Gündüz kuşağı gibi kadınlar oturup gündüz kuşağı izliyorlar işte. O ona kaydı, o ona kaçtı, o ona bilmem ne yaptı, o ona bilmem ıstırdı, o onu kemirdi, o ona bir şey yaptı. O gömdü onu. O sonra birlikte gitti. O da onu gömdü. O onu bir çaldı. Parasını verdi. Etti. Lan bir durun lan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir program. Geçen gün bir yerde denk geldim ya. Bir hastaneye gittim. Orada bir denk geldim. Siz nasıl sabredip izliyorsunuz dedim ya. Lan bunlar ne salakça şeyler ya. O ona kaydı diyor. Kaydı ne diyorum? O e, ona bir şeyler yaptı diyor. Lan saçma sapan sapık sapık şeyler etmeyin eylemeyin arkadaşlar. Yani yapmayın ya gözünüzse bunlara nasıl izliyorsunuz? İnsanın kafası bir yerden sonra salaklaşır ya. A Spor'da geçen gün diyor ki, şu kadar asist yaptı diyor. Sanki yaptığı bütün asistler gol oldu diyor. O da oldu diyor. Nasıl oldu diyor? Olamaz diyor. Olamaz. Adam kendinden o kadar emin ki asistin gol olamayacağını söylüyor. Yani düşünün ya. Yani düşünün. Adam kendinden o kadar emin ki yani bilgisinin yanlış çıkacağına ihtimal dahi vermiyor. Olamaz öyle bir şey diyor. E, oldu diyor. Olamaz öyle bir şey diyor. Ne diyelim ya. Vallahi kaldık delilerin içinde. Arkadaşlar aklı başında. Aklı Selim. Fenerbahçe taraftarına buradan selamlarımı sunuyorum. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki bu kanaldasınız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. E, bu videoları beğenirseniz canınız sağ olsun. beğenmezseniz yine canınız sağ olsun. Ne yapalım? Biz de kendimize çeki düzen vermeye çalışırız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ha bu arada Maxi Gomez ile ilgili de şunu söyleyeyim. Ee, ne olursa olsun iyi ya da kötü fark etmez. Gelsin Fenerbahçe'de oynasın öyle değerlendirin. Olmaz mı? Geldikten sonra değerlendirirsiniz. Bu sizin için de futbolcu için de hepimiz için de en iyisidir diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.